Evet. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde üstü sayılar konusuyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Öncelikle inceliyorum. Bakın. Eksi birin dördüncü kuvvet demek arkadaşlar. Tabandaki sayı eksi birdir. O halde eksi bir çarpı eksi bir çarpı eksi bir çarpı Eksi 1'dir diyorum. Evet dikkat ederseniz sonucu artı 1 olarak yazdık. O halde eksi 1'in 4 arkadaşlar çift bir sayıdır. O halde eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'dir diyoruz. Evet, eksi 1'in 3. kuvvetinde eksi 1'i 3 kere tekrar ettiğimi ve tekrar ederek çarptığımı düşünelim. Sonuç eksi 1'dir. O halde eksi 1'in arkadaşlar tek kuvvetleri eksi 1'dir diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Evet arkadaşlar buradaki işlemleri yaparken öncelikle ne yapıyorum? İşlem önceliğine mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Evet. Birinci etkinlikte arkadaşlar. Eksi 8 artı 27 bölü eksi 3'ün karesi. Evet. Öncelikle arkadaşlar nedir? Eğer üssü sayı varsa üssü sayının değerini hesap Bakın eksi 3'ün karesi. Şurada göstereyim. Eksi 3'ün karesi. Kare çift bir sayıdır. O halde taban artı olacak. 3'ün karesi de 9. Demek ki artı 9 yazacağım. Eksi 3'ün karesinin yerine. O halde yazıyorum. Eksi 8 artı 27 bölüm. Eksi 9'un karesi de artı 9'du. Şimdi 27 arkadaşlar bakın toplama var bölme var. Önce bölme yapılır. O halde eksi 8 aynen yazdım. Artı. 27'yi artı 9'a bölecek olursak artı 3'tür. Şimdi eksi 8 ile artı 3'ü toplayacak olursam ne olur arkadaşlar? Eksi 8'in mutlak değeri daha fazladır. O halde 8'den 3'ü çıkartırım. 5. 8'in işaretini önüne yazarım. Eksi 5 olur bu işlemimizin sonucu deriz. Evet ikinci etkinliğe baktığımız zaman köşeli parantez içinde öncelikle üstü sayıların değerlerini hesap edelim. Evet, eksi 20'nin sıfırıncı kuvveti. Sıfır çifttir arkadaşlar ama sadece 20'nin üzerinde eksiye etkilemez o halde eksi 20'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 1 yazdım. Artı. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 4 çift bir sayıdır. O halde taban artıya dönecek. Artı 2'nin dördüncü kuvveti 16. Kapattım köşeli parantezi. Çarpım. Evet parantez içerisinde eksi 3'ün karesi. Evet kare arkadaşlar sadece 3'ün üzerinde eksi etkilemedi. 3'ün karesi 9. Artı 7'nin birinci kuvveti 7'dir. Evet, devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 1 artı artı 16. Eksi 1 ile 16'yı toplayacak olursam 16'dan 1'i çıkartırım. 15 artı 15 olur diyorum. Çarpım. Eksi 9 ile artı 7'yi toplayacak olursak da eksi 2'dir. Artı 15 ile eksi 2'yi çarparsam zıt işaretleri çarptım. Eksi 15 çarpı 2 30 eksi 30 olur. İşlemimizin değeri ve sonucu diyoruz. Evet üçüncü soruya bakıyorum. Öncelikle kuvvetleri hesap edelim. Evet 3 arkadaşlar tek sayıdır. O halde taban eksi olacak. 4'ün üçüncü kuvveti 64. Eksi 64'ü yazdım. Eksi. Evet eksi 4'ün karesi. Kare çifttir ve parantezin üzerinde. O halde taban artıya dönecek. 4'ün karesi 16. Eksi. Eksi 2'nin üçüncü kuvvetinde. 3 üç tek bir sayıdır. O halde eksi 2'nin küpü. Eksi 8 oldu. Şimdi arkadaşlar şu çıkarma işlemlerini toplama çevirelim. Eksi 64'ü yazdım. Artı. Artı 16'yı eksi 16'ya çevirdim. Artı. Eksi 8'de artı 8 de artı 8'e çevirdik. Şimdi eksi 64 eksi 16 arkadaşlar eksi 80 yapar. Artı artı 8. Şimdi eksi 8'i toplayacak olursam 80'den 8 çıkartırım. 72 80 işaretini eksi önüne yazarım. Eksi 72 olur. Bu işlemimizin sonucu derim. Evet, dördüncü etkinliğe bakıyorum. Evet 5'in karesi arkadaşlar direkt yazdım bakın. 25. Eksi. 9'un karesi 81. Bölü. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. 3 tek sayıdır. Eksi etkilemez arkadaşlar. Eksi 27. Kapattım parantezi. Eksi. Eksi 4'ün 3. kuvveti. 3 tek sayıdır. Eksi etkilemez eksi 64'tür. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu bölme işlemini yapalım. Bakın 25'i yazdım. Eksi 81'i e eksi 27'ye bölersem 81'in işaretini arkadaşlar artı olarak kabul edersem artı eksiye böldüm eksi 81'i e 27'ye böldüm 3. Devam ediyorum. Bakın şu eksi ile eksiydi arkadaşlar. Şöyle toplamaya çevirebilirim. Evet. Bu eksi eksi de toplamaya çevirelim. O halde 25 artı artı 3 artı artı 64. Şimdi bu sayıları toplayacağım arkadaşlar. 25 3 daha 28. Evet 28 64 de arkadaşlar artı 92 olur. Bu işlemin sonucu diyoruz. Evet, şöyle sonuçlarımızda şöyle kutu içerisine yazmış olalım. Evet devam ediyorum. Beşinci soruma bakıyorum. Arkadaşlar parantez içerisinde bakın eksi dokuzun karesi. Kare çifttir ama sadece dokuzun üzerine eksi etkilemez. Eksi seksen bir artı. Üçün dördüncü kuvveti seksen bir eksi on. Arkadaşlar eksi seksen bir. Seksen bir daha sıfır olur. Sıfır eksi on olur. Bu da eksi on olur diyoruz. İşlemimizin sonucunu. Evet. Devam ediyorum. 1'in 109. kuvveti arkadaşlar. Taban pozitif olduğu için sonuç 1'dir. Şöyle 1 yazdım. Artı. Eksi 1'in 108. kuvveti. 108 çift bir sayıdır. O halde taban pozitife dönecek. Artı oldu. 1'in 108. kuvveti 1'dir. Artı 1 olarak yazdım. Eksi. Eksi 1'in 107. kuvveti. 107 tek sayıdır. Eksi yetkilemez. Eksi 1'dir. Şöyle arkadaşlar bakın bunu toplama çeviriyorum. O halde 1 artı artı 1 artı artı 1'e döndü. 1, 2, 3 olur toplama işleminin sonucu. Ve 3'ü aynen yazarım. Evet 7. soruya bakıyorum. 5'in karesi. Arkadaşlar kare sadece 5'in üzerinde. Eksi etkilemedi. Eksi 25 eksi. Eksi 2'nin 4. kuvveti ama arkadaşlar. Dikkat edin parantez bizi kandırmak için koyulmuş. O halde 4 sadece 2'nin üzerinde. Eksi etkilemez diyorum. 2'nin 4. kuvveti 16 olarak yazdım. Eksi. Eksi 1'in 6. kuvveti artı 1'dir diyoruz. Şöyle arkadaşlar toplamayı çevirelim. Eksi 25 artı artı 16 artı eksi 1. Eksi 25'te artı 16'yı toplayacak olursam arkadaşlar 25'ten 16'yı çıkardım. 9. 25'in işaretini yazdım. Eksi 9. Artı eksi 1 diyorum. Eksi 9 eksi 1 daha. Eksi 10 olur. işlemimizin sonucu diyoruz. E, 8. soruya baktığımız zaman 6'nın karesi 36 artı. Eksi 2'nin 5. kuvveti 5 tektir. Eksi etkilemedi. Eksi 32 eksi. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi etkilemez arkadaşlar. 3 tek sayıdır. Eksi 27. Evet 36 ile eksi 32'yi toplarsam 36'dan 32'yi çıkardım. 4 artı 4 olarak yazabiliriz. Eksi eksi de şöyle toplamayı çeviriyorum. O halde 4 27 daha 31 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet bunlar da arkadaşlar karışmasın. Şöyle kutu içerisine alalım. Evet sayfamı temizleyerek arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet arkadaşlar cebirsel ifadelerin üstü kuvvetleri bulunurken parantez var gibi düşünülür arkadaşlar. Mutlaka parantezi yazmak zorundayız arkadaşlar. Özellikle eksi sayılara çok değiştirir ve bizi aldatır diye söyleyelim. O halde x'in değeri eksi 4, y'nin değeri eksi 2 arkadaşlar. Değerler için açtığı verilen cebirsel ifadelerin alacağı değerler bulunuz diyor. Arkadaşlar x gördüğüm yere eksi 4, y gördüğüm yere eksi 2 yazarak işlemleri yapıyorum. Bakın birinciye baktığımız zaman x'in karesi eksi, y'nin üçüncü kuvveti. O halde x gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. Eksi 4'ün karesi eksi. y eksi 2 idi. Bakın parantezi yazdığıma lütfen dikkat edin. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Şimdi üstü sayıların değerlerine bakalım. Eksi 4'ün ikinci kuvveti. 2 İki çift bir sayıdır. Taban artıya döndü. 4'ün karesi 16. Eksi. Eksi 2'nin 3. kuvveti 3 tek sayıdır. Eksiye etkilemez. 2'nin 3. kuvveti eksi 8 oldu. Evet şöyle arkadaşlar. Bunları toplamaya çevirelim. Artı 16. Artı. Artı 8. Evet 16 ile 8 toplarsam da 24 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet, i̇kinciye bakıyorum arkadaşlar. X x'in 3. kuvveti artı y'nin 4. kuvveti. x neydi? Eksi 4 diyor. Eksi 4'ün 3. kuvveti artı eksi 2'nin 4. kuvveti. Evet. Eksi 4'ün 3. kuvveti 3 tek sayıdır. Sonuç eksi olur. Eksi 64. Artı eksi 2'nin 4. kuvveti 4 çift sayıdır. O halde taban artıya dönecek. 2'nin 4. kuvveti 16. Eksi 64 artı 16. Evet 64'ün mutlak değeri daha büyüktür. 64'ten 16'yı çıkardım. 48. 64'ün işaretini yazdım. Eksi 48 olur. işlemimizin sonucu diyorum. Evet 3. etkinliğe bakıyorum. 3x arkadaşlar. Bakın 3 ile x arasında çarpma işlemi vardır. O halde 3 çarpı x yerine de eksi 4 yazdım. Düşünüyorum. Artı y -2 eksi 2 idi. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Evet 3 ile eksi 4'ü çarparsam. Eksi 12. Artı eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. Eksi 12 ile eksi 8 toplarsam da eksi 20 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet dördüncüye bakıyorum arkadaşlar. X'in karesi. Yani eksi 4 de x. Eksi 4'ün karesi. Eksi. 6 çarpı y'dir arkadaşlar. Burada çarpma işlemi var. Y de eksi 2 idi. Evet öncelik üstü sayıya bakıyorum. Eksi 4'ün karesi. Kare çiftti. O halde taban artı. Sonuç artı 16 eksi. 6 ile eksi 2 çarpıyorum. Eksi 12. Evet. Eksi ile eksi arkadaşlar toplamaya çevirecek olursam artı 16 artı artı 12 16 ile 12 toplarsam da 28 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet. Arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçelim. Bu etkinlikte benden arkadaşlar aşağıdaki ifadeleri sonuçlarıyla eşleştiriniz diyor. Öncelikle ifadelerin değerlerine bakalım. Eksi 8'in karesi. Kare çifttir. O halde tabanı artıya dönüyor. 8'in karesi 64. Eksi 1'in 14. kuvveti. Arkadaşlar 14 sadece 1'in üzerinde eksiye etkilemez. 1'in 14. kuvveti eksi 1 olur. Eksi 5'in 3. kuvveti. 3 tek sayıdır. Sadece 5'in üzerinde zaten. O halde sonuç eksi. 125 olur. Eksi 3'ün 4. kuvveti 4 çifttir. O halde sonuç artı olacak. 3'ün 4. kuvveti de 81 olur. Eksi 2'nin 6. kuvvetinde 6 çifttir ama sadece 2'nin üzerinde eksi etkilemedi. 2'nin 6. kuvveti eksi 64 olur. Bu işlemin değeri diyoruz. Evet eşleştiriyorum arkadaşlar. Artı 64 nerede? Burada. Eksi 1 en altta. Eksi 125 üstte. Artı 81 burada. Eksi 64 de burada olur diyoruz. Evet devam edelim. Alttaki etkinime bakayım. Evet bu etkinlikte arkadaşlar bizden ne istiyor? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara tik, yanlış olanlara çarpı koyunuz diyor. Evet ilk bilgime bakıyorum. Pozitif tam sayıların tek kuvvetleri negatif bir tam sayıdır diyor. Arkadaşlar sayımız pozitif ise yani taban pozitif ise sonuç her şekilde pozitiftir. O halde bu bilgi yanlış bir bilgidir. İkinci bilgiye bakıyorum. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitif bir tam sayıdır. Evet arkadaşlar üste çift bir sayı varsa taban negatifse sonuç pozitiftir diyoruz. Tabii ki parantezin dışında olduğunu düşüneceğiz. Evet, birin tüm kuvvetleri bir e eşittir. Evet doğrudur. Eksi birin çift kuvvetleri artı bir e eşittir. Arkadaşlar çift kuvvetler artı birdir Doğrudur. Negatif tam sayıların sıfırıncı kuvveti eksi 1 eşittir diyor. Arkadaşlar negatif tam sayıların sıfırıncı kuvveti parantez varmış gibi düşünürüz. Ve artı bir eşittir. Yani yanlıştır. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti arkadaşlar ifadesinin sonucu ile 3'ün dördüncü kuvvetin ifadesinin sonucu birbirine eşittir. Bakın eksi 3'ün dördüncü kuvveti 4 çifttir. Ve parantezin dışında olduğu için artıya döner. Artı 81. Üçün dördüncü kuvvette yine artı 81'dir ve birbirine eşittir. Yani doğrudur. Evet. Bu etkinlikle de arkadaşlar dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.